2000 için ötüyor. Borozlar mı? Boroz. Boroz değil mi bu? Boroz bölümü. İzmir'in meşhur borozu. Sevgili dinleyiciler, merhabalar. Bugün programımıza İzmir borozu ve boroz bölümüyle başladık. Bilmem fark ettiniz mi? Saatlerimiz 6.31'i gösterdiği bir esnada sabah sabah insanın arabasının lastiğinin nasıl patladığını biz beraber bütün program boyunca irdeleyeceğiz ve masaya yatıracağız. Aslında lastik sabah patlamadı sevgili dinleyiciler. Dün gündüz yapılan küçük bir operasyon sayesinde lastik zaten halledilmişti ama bazı minik dimalar bunu sabahın köründe fark etti. Yani sabaha kadar yere inecek şekilde bir böyle bir operasyon yapılmıştı. Tam bir zamanlama, ideal bir kim ekip bunu çalışması. Yapan kim? Bilmiyorum ki. Hiç senin de bilgin olacak hiç, değil mi? Yok. Evet sevgili dinleyiciler, bu komployu çözebilmek maksadıyla yaptığımız programımız saat 09'a kadar devam edecek ve şu an itibariyle %17'lik trafik sıkışıklığıyla yerleri ıslak olan bir İstanbul'da sizlerle birlikteyiz. Sabah körümselinde zor kalkışımızın sebebiyatı basınç düşüm nazı, lodosyen filan mıdır yoksa tembel miyiz AFK şeklinde bir sorumuz var bugün. AFK nedir? Away from keyboard. Yani mesajı yazdıktan sonra arkadaş keyboard'un başından ayrılmış. Tebrik ediyorum ve entelijansiyası yüksek. Peki ne entelijansiyası lordu? Ne soruyoruz normalde? Yani niye uyanamadık da zor kalktık da hani ne oluyor? Hop. Lodos var da hani. Ne adam diyor ya, basınç düşümünde işte baş ağrısı olur, şey olur. Evet, bugün saat bugün öğlen saatlerine kadar da dün öğlenden başlamak üzere yoğun bir sevgili lodos görüleceği söyleniyordu ama herhangi bir sert bir isme, lodosa falan rastlanmadı. Evet, çünkü, bilmiyorum ne oluyor. Şuraya dikkatlice bakarsan lodos vanasını henüz açmadığımı görebilirsin. Her şey senin elinde, bilmeliydim. Bilmeliydim. Bu işler böyle. Cilbelerden Power FM'de. Bir şey sormak istiyorum. Bu astral bedenimizle normal bedenimizin sırtını sabunlayabilir miyiz? İstesek olur ama neden o enerjiyle gidip gökkuşağını yıkamıyorsunuz? Tamam. Bugün bayağı zorladı, yarım saattir ellerim acıdı resmen silleden. Yani gelemedim çünkü yıldız haritası çıkartıyordum, yani gümüş kordonu çektiğinizi gördüm astralden. Evet çektim ama baktım boş, ucu boş geldi. Yani orada yercek solucan kullanmanız lazım. Bu arada bedeninizi de dün kargoyla getirdiler. Yani nerede astroya çıktıysanız buraya yollamışsınız tekrar beden. Tekrar Drakula'yı izledim de dedim Drakula madem hani bedeni tabutla oraya, oradan oraya, oradan oraya gidiyor, neden benim bedenim de o şekilde taşınmasın diye düşündüm. Sizin de Draklen diye bir film yapacağınız söyleniyor. Doğru mu? Drakulan. Evet. Kargocuya yalnız ödemelisiz göndermişsiniz. Biz ödedik onu. Lütfen evet, yani. Öyle şey yaptık. Bayağı bir ağırlığınız varmış. 200 lira tuttu. Ama işte daha öncekinde ben ödeyip tabuta dalmıştım. O zaman kargocu birazcık tırsı. Ben taşımam abi falan dedi. Ben dedim de bu böyle hepsini tek bir pakette taşımışsınız. Şunu bölüp taşısanıza diye latifelerle biraz şey yaptık. Sonra görüştük. Aşağıdan ben tek başıma taşıyamam abi bunu deyip sizden yardım mı istediler? Hayır, asansöre koydum, ben bastım. Yukarı çektim. Evet. Sizi sürükleyerek buraya kadar getirdik. Sağ olun, gerçekten de ilk defa kendimi bir peynir tenekesi gibi hissettim sayenizde. Peki astrale dalmadan önce mi kendinizi kargoya verdi ya da nasıl oldu? Kargocuyu arayıp kapının önüne bedeninizi bırakıp öyle mi uzattınız astrale? Ben kendime bir asistan edindim. Bu asistan ben astrale çıkacağım zaman aynı Drakula'daki gibi emirleri veriyorum. Ben astrale çıktıktan sonra o bedenimi işte tabuta koyuyor. Peki böyle verdiğiniz, verdiğiniz emirleri doğru yerine getirdiğinden de nasıl emin olabiliyorsunuz? Astral dönünce şimdi mesela her an her yani, şey olabilir yani. Kontrol edeceğim tabii ki. Peki. Çok evet. Teşekkür ederim. Harika bir şeydi, yöntem bulmuşsunuz. Sağ olun. Evet, nedir bugün mevzumuz? Mevzumuz biraz burçlara şey yapacağız. Siz Koç burcusunuz değil mi? Ben üzerinize afiyet, evet. Övünmek gibi olmasın diye pek söylemem. Bugün yıldızların etkisiyle terazi burcundan birine yüklüce para vereceğiniz gözüküyor. Yok, hayır, teşekkür ederim. Ve yanımda hiçbir şey getirmediğim için öyle bir ihtimal yok. Fakat bugün koçların duygularının dalgalanacağı bir günmüş. Evet. Ne demek yani?
Yani böyle ayşe dalgalanmış. Mutluyum, mutsuzum. Aa, koçlar bugün sopalık. O zaman bugün bayağı bir koç dayak yer, onu söyleyeyim. Evet, ani duygu değişimleri yüzünden bugün iyice çekilmez olacaklar zaten, çekilmez olan koçlar. Evet, ikizler mesela günlük iş arkadaşlarınızla aranızda çıkabilecek anlaşmazlıkların üzerinde fazla durmayın. Evet, ve yani tartışmayın demiş. Şimdi kafayı gümeceğim sana falan gibi olayı ileriye zaten götürmeyeyim. Zaten ikizlere böyle şeyler söylenmez. İkizlere iyi davranmalıyız diye düşünüyorum. Evet, zaten onları görebilmek ayrı bir şans dediniz sanırım. Çok teşekkür ederim. Yani daha pek çok burç var ama maalesef bu kadar burcu ortadan kaldırmalıyız. Şunu bir ikiye indirelim. Ama şöyle bir durum var ki, yani burçlar bu kadar tutmuşken hala sayılarının 10 küsür falan olması bence üzüntü verici. Yani yüzlere falan çıkmış olması lazımdı. Evet, yani bizim burçlarla ilgili bir bölüm daha yapmamız lazım. Zira mesela boğa burcu sabahın erken saatlerinde gördüğü rüyaların etkisiyle uyanabilirmiş. Evet. Ne kadar saçma bir, yani ne, daha işte erkenden uyanıyor, işe gider adamcağız. Zaten bakın, sadece boğalar değil, başak burçları da bilinçlerinin derinlerinden yükselen unutulmuş arzularla rüyadan uyanacaklar. Yani yine bir rüya durum var sanırım. Evet. Bir takım kuru fasulyeler, nohutlar yenmiş ve anında yatılmış. Cenk ve Erdem. Cenk ve Erdem hafta içi her sabah 6.30-9 arası Power FM'de. Şöyle 150 dolardan 0 dolara inmiş bir aplikasyon bulsak da lüpletsek diye düşünmüyor değil insan. İnanılmaz bir kâra geçsek ama illaki işte hala 1 dolardan 2 dolardan bedavaya. Bu aplikasyon düşümleri zarardan kar. Yani aslında almayacağımız şeyleri belki 0 liraya almış oluyoruz ama boşu boşuna iPad'ımızda ya da telefonumuzda yer kaplıyor, Allah kahretmesin. Aman canım, hepsi para tuzağı. Dikkat edersen tam bir anne gibi konuştum. Teşekkür ederim anneciğim. Şimdi bugün ben birazcık müzik yapıyorum ve müziğimin mixini de yaptım. Duruşun'un masteringini de iPad'ımda, telefonumda falan yapayım. Bunu söyleyen adam birazcık müzik yapmıyordur. Bayağı bir müzik yapmıştır, mastering'e falan gelmiş. Evet, ama gidip onu ondan sonra telefonunda mastering yapması ilginç. Yani bu firmayı kutluyorum. Ben de kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum. O yüzden de satamamışlar ve düşmüş fiyatı değil mi? Evet, çünkü Audio Mastering adlı bu güzide aplik 12.99 dolardan 6.99'a düşüş. Yani müzikle hiç ilgisi olmayanları bile biraz şey kışkırtıyor kendisine alınması konusunda. Evet, yani ben müzik yapamıyorum ama mastering yapabilirim diye düşünen mesela duyulmaz adam için inanılmaz bir aplik. Evet, duyulmaz adam kendisi duyuyor mu? Duyan adam mı? Fark etmez, üzerinde presetleri vardır, ona göre masteringini yapar gider işte. Al diyor, isminden allar diyoruz. Bir tane de yine aynı firmanın olsa gerek, kayıt şeysi, master record demişler. Bu da 7 dolardan 3 dolara düşmüş. Bu da beleş değil ama yine de 5 dolarlık bir kar söz konusu. 7'den 3'e düşen bir şeyin 5 dolarlık kar etmesi gerekecek. 7'den 3'e düştü, pardon. 4 dolar diyelim, peki hadi tamam, siz de kırmayalım. Bizi kırmayalım, evet. Ama en son bize kaç olur diye bir mail attım ben arkadaşlara. Evet, tıpkı benim havayı koklayan adama hafta sonu bize kaç derece şeklindeki sorumla alakalı bir şey olmuş. Ama ona cevap vermedi, dikkat edersin. Hiç yani arkadaş mı arkadaş ben tanımam, hani neyse ne. O anca arzuya 17 derecelik şeyleri söylesin. Ya böyle de cevap veremez işte. Neyse tamam, devam et. Başka? Bir tane oyun var böyle şeyi sevenler için. Ne o? Adventure böyle dur, hem adventure olsun, bir takım birileri hiç sevmem. Bulmaca çözmektir, yok carttır curt puzzle'lar yapmış olsun, ben onları solve edeyim falan diyenler için zaten 1.99'dan yani 2 dolardan beleşe düşmüş. O insanlar için daha ucuza sudoku kitapçıkları var. Aynı zamanda onları çözsünler. Yani gidip illaki problem çözmek istiyorsan gel benim problemlerimi çöz güzel kardeşim. Niye gidip uydurma bir problem çözüyorsun? Yani. Yani. Zaten o oyunları yapanlar kendi problemlerini oyuna yazıtıyorlar. Millet çocuğa tamam bu oyunu yapmalıyım diyorlar. Tabii uyanıklar tabii, sizi. Sırf kendilerini deşarj etmek için, başka da bir şey değil. Ne kadar güzel. Böyle siz de kendinizi deşarj etmiş oldunuz hocam. Sağ olun. Görüşmek ümidiyle diyorum. Ediyorum. Güle güle. Devam. Nossa, nossa. Cenk ve Erdem Power FM'de. Molosko diyordum özür dilerim. Yani bunlar Molosko, gerçekten evet. Deniz canlıları sanırım bir tür. Evet yani. Deniz holoskosu. Agoto demek istiyorum. Gordailo.
diye de İngilizcemize çevirebiliriz gordillolarımızı. Evet, ekipler amirlerinden oluşan bir müzik dilberi. Ondan sonra kaç tane gorgon kızdı? 17 mi? Duble gorgon kızımız. 2 mi? 2 gorgon kızımız var ama ikisinden de bugün. Sarı pelerinler bile 618 tane. Öyle ama maalesef bugün gorgon kızlarımızdan haber alınamıyor. İkisi de tembel. İkisi de haber falan göndermemişler. Lodos'tandır. Derhal kendilerinin ellerindeki gorgonluk belgesini geri alabilirim. Evet, hemen şey o silah ve neydi öbürü? Rozet. Rozetlerini masaya bıraksınlar. Gorgonluk rozeti. Evet, bugün gorgon haberimiz yok ama olsun. Bizim saygıdeğer ve sevgili canımız müzik dilberimiz hiçbir zaman çalışmaktan yılmamıştır. Her aferin. Daim haberlerini göndermiştir. Aferin müzik dilberi. Ne olmuş, güzel dedikodu var mı? Sevgili Madonna ile alakalı. Bilmiyorum, dedikodudan sayılır mı? Çünkü Madonna'yı artık kim anlar kim dinler manasında bir şeyler söylemek istiyorum. O da Amerika'nın meczuplarından. Önde gelen meczuplarından. Meczuplukta lider diyorsun. Yeah. Bakalım yine neler yapmış. Madonna sahnede yine bir kostüm problemiyle karşılaştı. Madonna. Daha önce de bir kostüm problemiyle karşılaşmıştı, evet. Sanırım. Gündeme gelmek için dur yine aynı şeyi yapayım falan. Aklına başka bir şey gelmiyor herhalde. Tabii yardımcıları problemleri sayıyorlar. Yani şarkı problemi, kostüm problemi, ışık problemi. Metallica'nın da kafasına ışık düştüydü ya. Öyle miydi bilmiyorum. O da diyor ki kostüm problemi olsun, bir tane yaratın. Oradan devam edelim diyor. Tamam. Geçen yıl kibrit ödüllerinde pelerinine takılıp... Geçen yıl kibrit ödülleri mi vardı? Madonna kibrit ödülleri öyle diyor. Bak şimdi söyleyeyim, bir daha göstereyim. Geçen yıl kibrit ödüllerinde pelerinine takılıp sahneden düşmesinin ardından ünlü şarkıcı... Evet, pelerine takılıp sahneden düşmüş. Biraz abartmış müzik dilberimizde. Havada çift pelen de attıktan sonra. Evet. Geçtiğimiz günlerde yine benzer bir kaza yaşadı. Bu kez gelin duvarıyla sahneye çıkan Madonna... Bu yaşında gelin duvarıyla sahneye çıkarsan başına da pek çok şey gelir diye düşünüyorum. Kostümcü ekibini, 6500 kişilik kostümcü ekibini bir gözden geçirmesi lazım. Evet. Dansçılarının çekmesine rağmen kafasından çıkmayan duvak sebebiyle zor anlar yaşadı fakat... O en son çıktığı anı çok merak ediyorum. Yani mikrofonu oraya tutup... Sesini izleyicilere duyurmak gerekiyor. Sen sanırım konserlerde zor anları izlemeyi seviyorsun yani. Yani sırf bir zor an olur diye kim bilir kaç konsere gitmişimdir ama hiçbirine rastlamadım. Allah kahretsin. Bir de 2 saat ayakta bekliyorsun. Aynen. Flütler, bir takım esintiler ve ona bağlı horoz sesleriyle kesilen bir şarkımızla birlikteydik Cenk'ciğim. Bugün sarı pelerinli sarı taytlı dostlarımız görev başında değiller mi? Görev başındalar da bir iki tanesi abi izin istiyorum falan bugün, hani yağacak lodos falan. Silleyi muazzamayı dedi. Gönderseydin. Ha yani dedim yani yeter lodos aşağı lodos yukarı, bu ne ya? Ya muhtemelen lodosu da onlar yapıyordur öyle vur vur sağ tarafa sağ sola uçmaktan. Oradan oraya hepsi aynı anda tabii güneyden uçtuğu zaman lodos yapıyorlar. Ne güzel bir söylemde bulundu. Süper kahramanlığı şeysi. Evet sevgili dinleyiciler, sarı pelerinli sarı taytlı dostlarımız sizin de şikayetinizi çözsün. Ortada şikayet namına bir şey bırakmasın istiyorsanız 0534 517 2383 numaralı telefon hattımızı arayarak bizlere şikayetinizi sesli mesaj olarak WhatsApp üzerinden gönderebilirsiniz. Ben bu arada 4 tanesini yani en iyilerinden 4 tanesini de Hindistan'a gönderdim. Çünkü orada öfkeli bir fil şehre dalmış. Kafası bozulmuş. Hayt uyut arabaları ezmiş falan. Gidin onu taşıyın. Fil arayıp şeye mi öttü? Yani WhatsApp üzerinden diye ses mi çıkardı? Hayır öyle bir şey yapmadı da işte ben internette haberi görünce dedim siz gidin bu işi çözün. İnsanlığa faydamız bulunsun diyoruz. Ya sırf Türkiye ile sınırlı kalmamız lazım. Dünyaya açılmalıyız. Bu Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bir köye saldırmış öfkeli bir fil. Bu Bengal aslında kaplanıyla ünlü değil mi? Filin ne işi var orada? Yani işte böyle kaplanlara, fillere falan yakın oturmayacaksın. Merhemi de ünlüdür. Timsaha yakın otursan yine zebra yiyemedim diye kafası bozulup gelip seni yiyecek falan. O yüzden ona göre seçeceğim mahalleyi seç. Vahşi doğadan uzak duracaksın. Böcek hadi neyse de yani düşünsene evden fil çıkıyor. Yani fare çıkmasından beter bir şey. Evet. Sabah saatlerinde fil sesine uyanmış sevgili köylüler. Demek ki fil dostumuz sabaha kadar uyumadı. Sabah da harekete geçti. Kafası bozulunca da dalmış işte kente. Aşık olabilir yani, bu filler biraz duygusal hayvanlar. Gidip başka bir file gönlünü kaptırdıysa kendini sabaha kadar oturdu kurdu sonra köye daldı. Öyle işte yani, yalnız kalınca çok kuruyor bu kafasında, ondan sonra vay şöyle ettim böyle ettim. Yani filler insanlara çok
çok benzeyen hayvanlar olduğu için onları fazla şey yapmamak lazım. Yalnız bırakmamak lazım. Bir de sevgililer günü falan geliyor. Belki hani yalnız gireceğiz yine. Sebebini buldun. Evet buldum sebebini tabii buldum. Bulurum. Sevgililer günü geliyor. Üstelik yaklaşık 100 eve zarar vermesi matematikten anladığı manası. Yani bize bir mesaj verdiği anlamına geliyor. Evet yani ben şimdi gidip o 100 tane eve zarar vermez miyim lan diye naralanmış kendisi. Bu arada Cıvıkır'dan da sabah körümseliğinde zor kalkışımızın sebebini sorduk dinleyicilerimize. Yani basınç düşümlazı mı, lodos can mı yoksa tembel miyiz dedik. Ne kadar yani bir kişide evet tembeliz dememiş. Yani kimse kendine bir şey kondurmuyor tabii tembellik maalesef gibi bir şey. Ne demişler peki? Var mı doğru düzgün? Kasvetsel havalar, hayatsal bezginlik and the sıkıcı pantollar demiş bir arkadaşınız. Geçimsel yatımların itimsel tembelliklere sebebiyat verdiği yağmurlu bir Şubat sabahından günaydın sal demiş bir arkadaşınız. Size de günaydın sal. Tebrik ediyorum kendisini. Güzel bir konuşmada bulunmuş. Yağmur artı 14 Şubat yaklaşımı eşittir romantizmalar kuduruk demiş bir arkadaşınız. Denklem yapmış bize. Anlıyorum. Bu sanırım onu yazan bu bizim öfkeli fil olabilir. Öfkeli fil. Bak bir tane de hani madem bulduk bir şey var. Hariçten Gorgon ve müzik dilleri öve öfkeli fil. Evet öfkeli filden al haberi. Belediyelerce toplu derman törenleri yapılıyor. Orada topluca derman oluyor. Kılay derman gibi bir şey oldu ablacığım. Evet Reşat toplu derman. Power FM stüdyolarından hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 7.44 ve Suffocated Press Haber Ajansı'nda sizlerle birlikteyiz. Bizleri dünyaya bağlayan, dünyanın haberini stüdyomuza getiren Cevval muhabirimiz Cenk telefon attığımızda. Cenk'ciğim merhaba. Alo. Nasılsın canım Cenk'ciğim? İyi valla ne yapalım işte İngiltere'ye döndüm. Orada haber peşindeyiz yine koşturmaca yani yorgunluk. Nihayet evine döndün ama İngiltere'den öyle güzel haber çıkmaz. Dandik bir şeyler vardır kesin. Yok bu sefer ben bizzat kendim şey yaptım. Burada bir tane hara var. Ne var? Hara, horse house. Horse house. Evet, harada ne işin var Cenk'cim? At mı aldın? At yani düşünüyorum ne zamandır falan ama işte çok büyükler miyükler hani evde beslemesi zor falan diye bulaşmıyorum yani benim çünkü bir oda bir salon biliyorsun ufak. Atvaryum mu yok? Atvaryum yaptır öyle bir şey uydur yani belki zengin olursun falan. Anladım. Şimdi bu dedim çocuklar ne yapıyorsunuz falan işte ya bir deney yapıyoruz dediler. Üniversiteden çocuklar gelmiş. Dedim bir konuştur bir görüştür bakayım ne yapıyorlar ne ediyorlar. Bu asık suratla mutlu surat arasındaki farkı atlar anlıyor mu diye merak etmiş çocuklar. Onu deniyorlar dedim işiniz gücünüz yok mu oğlum sizin? Vallahi güzel bir konuşma yapmışsın. Açık ve net olmuş. Bunu deyince ağlamaya başladılar mı? Yok yani işte ama abi olur mu işte bunu bütün hayvanlar işte atlar bık 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 falan diye. Ha dedim akademisyen dilini yiyeyim senin dedim. Let me eat your academician tongue. Pardon İngilizcesini nasıl söyledim bir daha alabilir miyim? Let me eat your academician tongue. Evet senin akademisyen dilini yiyeyim. Bari language deseydin de biraz daha uygun olsaydı. Yok ya ben direkt hani literal konuştum yani. Bu arada genelde bu dandik araştırmalar hep İngiltere'de Sussex Üniversitesi diye bir dandik bir üniversite var. Oradan çıkıyor. Yani adamlar gerçekten her şeyi çözmüşler. İş güç kalmamış. Ya İngiltere'de zaten her köşe başında bir tane apartmanın iki katına üniversite dikiyorlar evet, yani. Evet biliyorum yani böyle her sokakta bir üniversite var. Aynı bizimki gibi. Yani. Bunlar dediler abi işte 28 tane at üzerinde çalışma yaptık. Ha, asık suratla gidince at kafayı sola çeviriyor. Gülümseyerek gidince at da bize falan diye kişniyor herhalde yani. O zaman dedim yani ne oluyor at kafayı sola çevirdi. Sen mi anlıyorsun dedim asık suratla gittiğini o zaman. Yani ata gittin at kafayı sola çeviriyorsa ha demek ki suratım asık mı diyorsunuz yani dedim. Hayır şöyle bir şey olabilir ya mesela at şeyde dizginlerini dinlemiyor. Yani kementi böyle kement mi neydi o şeyin adı? Yular. Ha, yularını sola çektiği zaman sola dönmüyor bir türlü. Sen de suratını döküp suratını asıp ata bir bakıyorsun şöyle eğilip hemen sola dönmeye başlıyor. Yani işte öyle bir komut gibi bir şey olabilir ama acil durum koşarken komutu. Önünde birinin durması lazım. Yani öyle o zaman şöyle bir şey de olur. Yani üzerimize başıboş bir at koşuyor. Allah muhafaza çarpacak. Artık kaçacak yerimiz de kalmadı. Köşeye sıkıştık. Veya işte hareket edemiyoruz. Hemen suratımızı astık mıydı? At kafayı sola çevirip devam.
Ama yani bu kafayla gidersen bize ayı saldırırken suratımızı asarsak ayı belki şey diyecek. Aa yak üzüldü dur saldırmayayım. Ya da beni at sandı deyip bizi daha beter yiyebilir. Yani neyse işte olaylar bunlar da. Ben bakayım yani aklım bir şey dedim yani durun ben size başka bir araştırma bulayım da hani böyle abuk sabuk şeyleri araştırmayın falan diye. Şimdi işte think tank yapıyoruz. Anlıyorum ya think tank ne demek? Düşünce tankı. Anladım. Cenk'ciğim çok teşekkür ederim ya. Gerçi haber dandik ve bir işe yaramaz ama bizi güldürdüğün için sana bugün iki misli ücret ödüyorum. Sen o zaman az ye de kendine bir tane şaklama tut. Servis ederim. Allah Allah. Hadi, niye kapat. Sinirlendin? Kapat. Esprini yapıyorum. Ahiret bir şey. Cenk dur. Cenk ve Erdem Power FM'de. Doğru cevap A muhterem olacaktı. Hayda bak evet. İşte o yanlış yazılmışı çıktı. Ama o zaman o diziyi de yanlış yazmışlar. Muhterem Süleyman olması lazım. Salonlarda kendisi yoksa o salonun boş sayıldığı dev bir insan, bir yürüyen şahsiyet. Sevgili salon beyefendimiz Cenk hocamızla birlikteyiz. Hocam merhaba. Merhabalar. Entelijansiya Lord'u da diyebilirsin bana. Bu şekilde de hitap eden çoktur. Entelijansiya Lord'u. Evet. Hoş geldiniz Lord'um. Hoş bulduk. Şimdi tabii ki ben salonlarda bu piyanoyu çaldığım için odalar boş kalmıştı. O yüzden de oda orkestralarını icat ettim bu oda. Kendimi övmek açısından olmasın ama ben de onu söyleyeyim. Size rakip olarak başkaları icat edip bizim şey yok sonuçta mızmız salonda bir şey mızmızlandım dikkat edersiniz fark ettim. Hocam bugün adab-ı maşerette salonlarda sofralarda soylu mekanlarda nasıl davranmamızla ilgili hangi konuya değineceksiniz? Bugün bir saniye şu zor bölgeyi bir çalın da hayırlısıyla. Evet tamam bak, buyurun. Sesi de açtım iyi duyulsun çok diye. Çok güzel çalıyorsunuz. Tek elimle çalıp tek elimle de sesini açıyorum piyanonun. Tebrik ediyorum. Şimdi biliyorsunuz merdivenler var hayatımızda. Öyle mi? Bunları inip çıkarken dikkatli olmak lazım. Ve bir çift halinde yanımızda bir lady ile çıkarken... önce kim çıkmalı, hadi yarışalım mı gibi söylemler mesela... merdivende söylenir mi? Ya da uçmayı biliyor musun? O halde uç. Peki mesela metrodan bir lady ile indik. Yürüyen merdivenden çıkacağız. Evet. Lady'm önce siz buyurun falan mı diyeceğiz yoksa? Yani çünkü onun etekleri de uzundur şimdi gider o yürüyen merdivenin şeyine takılır içerisinde. Evet. Öncelikle lady'mize eğer yürüyeceksek soldan ilerlememiz gerektiğini ama duracaksak sağ tarafa doğru seyretmemiz gerektiğini açıklamamız lazım. Çünkü lady daha evvel metroya binmemiştir o. Evet ama soylular için ayrı bir metro hattı vardır diye düşünüyorum herhalde değil mi? Yani böyle herkes... Hayır. Yok mu? Yok. Panel. Tabii. Diyelim ki merdivenlerden çıkıyoruz. Bu durumda eğer kişi... Önce hanımefendinin çıkmasına izin vermeli ve... Her kişiden kastınız delikanlı yani değil mi? Evet Lord. hanımefendinin herhangi bir tökezlemesi ya da aşağı ay şeklindeki kayımsalı durumunda... bir saniye ben buradayım işte hemen seni tutuyorum diyebilmesi lazım. Ve serçe parmağıyla bile dev bir lady'yi tutabilecek güçte olması gerekir bir kaplan kuvvetinde. Dev bir lady. Demir lady. O olabilir ama dev lady olmaz onu söyleyeyim. İnerken ne yapıyoruz? İnerken de Trabzan. Buyur lady'm önceden sen in gibi bir söylem olmaz. Yani hani yol verme durumu merdivenlerde geçerli değildir. Zira yuvarlanacaktır yani bu kesin çünkü yine o uzun eteklerle. Ama uçmayı biliyor musun? O halde uç şeklindeki bir espri yapılacaksa bu da lady'ye yapılacak espri değildir. Evet. Çünkü ondan sonra kendisini trapez kaslarına birazcık itmek suretiyle uçması sağlam zaten olur. Hiçbir lady de önden buyurmayacaktır. Merdivenden inme meraklısı evet. Olmayacaktır. Çünkü evet. Arkadan her an her itim gerçekleşebilir diye evet. Düşünecektir. Siz hemen ön tarafa geçerek kendisinin herhangi bir düşme durumunda anlıyorum. Tutacağınız bir şekilde durmanız lazımdır. Teşekkür ederim hocam. Piyanoda da iyice saçmalamaya başladınız. İsterseniz bitirelim. Hoşçakalın. İlmi Maymun. Sevgili dinleyiciler, yepyeni yarışma programınız İlmi Maymun'a hoş geldiniz Cenk'ciğim. Sen de İlmi Maymun'a hoş geldin.
Hoş bulduk gerçekten. Harika bir maymun. Keşke her maymun ilgi olsa. Harika maymun derken bunu maskotumuz şu anda gördüğün şu küçük minimal maymun için mi söyledin? Gibi. Yani yakın. Yakın diyeyim. Anladım. Cenk, şimdi hazır mısın yarışmamıza? Bugün hazırım. Seni biraz neşeli ve enerjik görüyorum sanırım. Evet. Her günkünden biraz farklısın. Biraz farklı çünkü bugün yani yakın tarih, efendim biyoloji falan filan gibi şeyler yerine fıkralara çalıştım. Öyle güzel fıkralar okudum ki gerçekten insanın neşesi yerine geliyor. Yarışmaya hazırlanmak bahane diyorsun. Tabii. Peki Cenk'ciğim. Bir tane anlatayım mı ister misiniz? Hayır, teşekkür ederiz. Bugün hayır dedim. Bugün yine tek başına yarışıyorsun ama istersen Mönik hakkını kullanıp yarışmanın herhangi bir yerinde Huşevliler açıklandıktan sonra dinleyiciye sorma hakkını kullanabilirsin. Sorumuz şöyle. Tamam, hazır mısın? Soralım dinleyiciye. Dinleyiciye sorunca farklı şekilde mi soruyorsunuz? Hayır, şu an hemen soramazsın. Önce bir sorumuzu okuyalım. Sinek, sivrisinek gibi böcekleri öldürmek için püskürtülen ilaç ve bu ilacı püskürtmede kullanılan araca ne ad verilir? Sprey. Deranzo. Sprey mi? Hmm. Ne spreyi? Hayvan spreyi. Yani böcek spreyi de olabilir. Huşevnilerine geçmemi ister misin yoksa tahmin yürütmeye devam edecek misin boş boş? Gerek yok çünkü sprey olduğunu biliyorum. Ama belki yanılıyorsun, nereden biliyorsun? Belki eş anlamlısı falan var. Ha, o olursa onu bilmiyorum. Evet, devam ediyoruz. A. Filit. Ney? Filit. Filit. Evet. Asma filit. Ama o yok, o filit. Filit o. Evet, devam ediyorum. B. Fitil. İlk şıkka çok benziyor. Filit, fitil, evet biraz benziyor. C. Pilif. Pilif mi? Evet. Pilif ne? Nereden bileyim ben? O yarışmacı olan sensin. Burada soruları ben sorarım. Pilif, yani telefonun kısaltılmışı falan gibi bir şey herhalde. Olabilir. Ve D. Lifit. Ben tifil gelir diye tahmin ediyordum ama. Ay, lifit geldi onun yerine. Yani şöyle filit, fitil, tilif, lifit. Lifit herhalde. Doğru cevap lifit midir diyorsun? Çünkü öbürkülerin hepsini az çok biliyoruz. İstersen dinleyiciye sor. Yok, gerek yok, istemiyorum. Gerek yok diyorsun. Yanlış peki. Cevap veriyorlar nasılsa bir şey diye. Anladım. Yaramıyor. Peki son kararın mı? Son kararım. Doğru. Maalesef doğru cevap filit olacaktı Cenk'ciğim. Filit mi? Çok yaklaşmışsın. Aslında çok yaklaşmıştın ama maalesef kazanamadın. Olsun, başka zaman inşallah. Doğru cevap filit mi olacaktı? Doğru cevap filit, evet. Ha. Emin miyiz? Eminiz. Görüşmek ümidiyle, hoşçakal. Cenk ve Erdem Power Cup'de. Bir kere at, hadi tamam at. İyiydi ama değil mi? Evet, iyiymiş. Ama bir kere atabilirsin demiştin. Buzdolabı magnetlerini eleştiren tweetlere karşı olduğunuzu söylemişsiniz. Evet, buzdolabı magnetlerine de karşıyım ama her konuda tweet atılması gerçekten beni deli ediyor ulen. Tebrik burada ediyorum. Burada bir gönderme yaparak. Gönderme, yine bir eleştirel gönderme, evet, yaptınız. Evet. Tebrik ediyorum. Sevgili dinleyiciler, ünlü film adamımız profiterol doktor Cenk hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam. Bugün Oscar adayı. Belki de Oscar alacak olan bir filmi eleştireceğiz. Zaten her Oscar adayı belki de Oscar alacak olandır değil mi? Evet, ama bırakın Oscar'ı almayı, yani benden bir 10 lira bile alamaz, onu söyleyeyim. Hangi film bu? Spotlight. Spotlight, niye böyle bir şey söylediniz? Yani kim yani oynuyor belgesel ki? Mi değil mi? 50 saat konuşuyorlar, ediyorlar. Öf, belgesel bile benzer bir şeyse kesin Oscar'ı almış. Şuna bir aksiyon, bir araba takibi, efendime söyleyeyim, vurdu kırdı. Yani her filmde bir miktarda olsa vurdu kırdı olması lazımdır. Evet, ama bahsettiğiniz tarz filmler Oscar'da herhangi bir başarı gösteremezler. Oscar nerede entel? Orada Oscar diye düşünüyorum. Tabii konuşmalar da çoğaldığı için olsa gerek. Film 128 dakikada anca bitiyor. Ne diyorsunuz? Vır vır adlı film sanırım. Evet, yani diyelim ki hafiften böyle uykulu bir şekilde girdiniz. Zaten uyumamanız mümkün değil. Ya zaten o filme verdiğiniz paradan çok ayırdığınız zamana acırsınız filmin sonunda. O yüzden pek kimsenin tercihi olmayacaktır diye düşünüyorum. Bu Michael Keaton adlı eski Batman dostunuz oynuyor. Gelmiş geçmiş en kötü Batman'dir kendisi. Ya ben seyretmediğim için tam olarak bilemiyorum. Evet. Başka birileri de oynuyor. Bakayım, sayayım. Bu iyi olmuş. 1, 2, 3, 4, 5 kişi oynuyor gibi duruyor şimdilik. Ama eğer bütün oyuncular
oyun. Başka oyuncular evet. falan varsa onu bilmem. Teyzelerimizden herhangi biri var mı tanıdık? Bir tane teyzemiz var. Rachel McAdams. Rachel McAdams'ı da tanımıyoruz. Evet, zaten mesela Sandra Bullock'la yaşıt değilse tanımayız diye düşünüyorum. Evet, senaryoyu yazan arkadaşımız aynı zamanda filmi yönetmiş de ya muhtemelen herhangi bir yönetmenle anlaşamadı ya da önce yönetti mi önce yazdı mı onu bilmemiz lazım evet, tabii. Evet, yani her işi ben yaparım modlu olduğu için. Evet, yani deminiz bu söylemine beni sevindirdi. ama tabii kafada yönetim sonra yazmış olabilir ya, yani bu çok tabii, normal yani bir şey. Yani bir senaryo yazıntısı kişi filmi öncelikle kafasında oynatmalıdır. Elbette, elbette. Zaten yönetmen filmi çoktan seyredip bitirmiş ve yatmış insandır. Hayır, çekilmeden evvel değil mi? Tabii ki. Evet, o halde isterseniz Oscar'ı alıp almayacağını bir kez daha tartışarak bitirelim. Bu Revenant, Inarito alır. Ben size söyleyeyim ya. Şimdiden Oscar'ın her sene bilirim, biliyorsunuz evet, Oscar'ı kim alır ne yapar. Bilmez miyim, bilirim. Odur yani. O halde Revenant'ı da şöyle Oscar aldıktan sonra bir kez daha bir eleştirmek ister. Revenant. diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Fatih Gilli Dostcan'ın House 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 nidalanımlı eğlenimsi garklanmaları. Şimdi bana entelejansıyı ayağı yapma diyeceğim. Ne oldu? Fas büke mi gelmiş? Evet, Gülten Sülüş Hanım beni çok duygulandıran bir tel mesaj attı. Ben de onu... bir şey anlamamış olsak bile bir daha okuyayım. Zaten bakayım. Entelde bir şey anlamaya gerek yok. Mühim olan yeterince duygulanıyor musunuz, duygulanmıyor musunuz? Kulağa hitap etmesi diyorsun. Patkilli Dostcan'ın House 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 nidalanımlı eğlenimsi gartlanmaları. Ha, köpek havlaması diyor yani. Evet, ondan bahsediyor sanırım. Türkçe'ye çevirmedim henüz. Biraz uğraşmam lazım. Sabah körümselinde zor kalkışımızın sebebiyatı basınç düşüm nazı Lolos Can filan mıdır yoksa tembel miyiz AFK şeklinde bir sorumuz vardı. Burada AFK away from keyboard demektir. Yani yazdıktan sonra entelejansiyon. Ork'tan uzağım. Evet. Entelejansiyon Lord'u mesajı yazdıktan sonra klavyeden çekilmiş. Bunu niye klavyeci yazıyor? Diğer niye gitarist, basçı ya da davulcu yazmıyor bu mesajı diye de merak ediyorum. Bilgisayar klavyecisi. Meşhur bilgisayar klavyecisi. Evet. Şeyde gitmişsin diye belki. Dolap denedi. Gecemsi zamanlamalarda zıbarmayımsal oluşlardan demiş Ercan Bey. Vaktinde kısa... yatmadığından dem vurmuş. Evet, kısa olduğu için fena sayılmayabilir. Güzel düşlemler görümsellemenin uyanımsal zamanlarda tavancan boyutlara erişimlenmesi diye de Faruk Bey biraz uzun bir entelejansiye ama başarılı bir entelejansiye şey yapmış. Nedir onun adı? İmza atmış. Lodosumsal bir takım ruhsal şartlanımlar ve buna bağlı artan tembelizasyon eğilimleri. Bu tweet bende de tweetleri okuma tembelliği yarattı. Vazgeçiyorum. Ama vazgeç ama boş ver canım. Retweetlediysen mühim değil. Hadi yine iyisin Mehmet Ali. Neden? Güzel bir hava geliyormuş yani hafta sonu itibaren. Senin için ayarladık, havayı koklayan adamla konuştuk. Fena dedi ama fena. Yani 17 dereceyi görürüz hafta sonu. Ha. Bence bomba. Fena bugün değil. Ama biraz yağmur. Şu an nasıl dışarısı? Yağmur var mı? Var. Yani Mustafa yağmur var İstanbul'da. Mustafa. Peki şakır diyor mu? Ya foşurdama bazı. Arasına şakır diyor evet. Dediğim gibi havayı koklayan bölgesel şakır diyor. Sonra yavaşlıyor. Sonra duruyor. Ayarsız diyorsun. Evet, yani eğer böyle sürekli yağmur istemiyorsan İstanbul'u böyle fır dönmen iyi olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sabit yağmura ulaşmak. İyi yayınlar diliyoruz Mehmet Ali. Yarın çok görüşürüz. Teşekkürler. Arzu sana da iyi yayınlar. Teşekkürler. Yarın buradayız. Hoşçakalın. Görüşürüz.